Vallahi işte deprem oldu. Depremde hepimiz kendimizi dışarıya attık. Ardımızda hayvanlarımı dışarıya çıkardım. Hayvanlar zaten dışarıya çıkar çıkarmaz ahırımız, evimiz hepsi yıkıldı. Bir hafta 10 gün süreçte kendi imkanlarımızla yaptığımız çadırlarda filan kaldık. Hayvanlarımız hepsi dışarıdaydı. Zaten çoğu öldü. Bu sürede bize herhangi bir yardım, bir çadır, bir hayvanlarımızı koyabileceğimiz bir şey bize gelmedi. Yani devletten hiçbir şey gelmedi. Zaten gönderdiği çadır da 1,5 ay sonra geldi. O da ben kendi imkanlarımla köyden 20 kilometre uzaklıkta dağda kendi imkanlarımla bir çadır yaptım. Yani zorlanıyorum burada. Ne bir duş alabiliyorum, ne üstümü başımı yıkayabiliyorum. 10 günde, 15 günde bir o da fırsatımız olursa kendi imkanlarımızla kaynattığımız suyla başımızı filan yıkıyor, temizliğimizi yapıyor. Sütçü geliyor, gelmiyor değil. Sütçü geliyor benden bir kilometre ötede bekliyor. Yani bana uzak, benim sütümü götürebileceğim, oraya yetiştirebileceğim bir arabam, bir motosikletim yok. 20 gün önce bize bir yem desteği geldi. 600 kilo. 600 kilo da şu an 100 hayvana yani 10 gün gitmez. Yani can çatlasa 10 gün, 10 gün diyelim. Ha, 10 günden sonra ben bu hayvana ne vereceğim? Yem satın alacağım bir yer de yok. Zaten şu an hayvanlarımı yemleyemiyorum. Otlatma, yani sabah çıkıyorum, akşama kadar otlatıyorum. O da doyuyor mu, doymuyor mu, yeterli mi, yetersiz mi derseniz yetersiz. Yem sorunum var. Bu depremde işte 40'a yakın oğlan soğukta donarak öldü. 40 oğlak gitti yani. Yani bana yapılması gereken şu an ahır. Ahır bir de yem. Başka da bir şey istemiyorum. Hey. 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 Hey.